Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Aslında bugün menü olarak çekmeyecektim. Sadece Hünkar Beğendi'nin tarifini vermek istedim ama ben evde bugün yanında bir de yoğurtlu erişte çorbasıyla salata yapacağım için sizlere de bir fikir olması için bunu menü haline getirdim. İlk önce patlıcanları fırına atayım, bir közlensin. Ondan sonra devam edeceğim. Patlıcanları yıkadım. Tepsinin içerisine de aldım. Birkaç yerinden şöyle bıçakla delik açacağım. Çünkü daha sonrasında şişeceği için, patlamaması için ben 4 adet orta boydan biraz daha büyük patlıcan kullanıyorum. Hazırladığım menü gene 4 kişilik. 4 kişiye göre ama bazen 6 kişiye kadar da yetebiliyor hazırladığım menüler. Benim fırınım en yüksek ayarı 220 derece. 220 derecelik fırına götüreceğim. İyice içi pişene kadar közleyeceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre, yani en yüksek ayarınız hangisi ise o fırın ayarına koyarak pişirin. Düdüklü tenceremi aldım. Ben etleri düdüklü tencerede pişireceğim. Bir 10-15 dakika kaynamaya başladıktan sonra pişirdiğim zaman yeterli geliyor. Ama eğer ki düdüklüde pişirmeyecekseniz normal tencerede de pişirebilirsiniz. Düdüklü daha pratik ve daha çabuk pişiriyor. Çok fazlasıyla beklememiş oluyorsunuz. Yarım kilo kuşbaşı dana etini ben ikiye böldüm. Kasaplardan biliyorsunuz kuşbaşı dediğiniz zaman bayağı iri iri veriyorlar. Ben onları ikiye bölerek küçülttüm ama iri iri büyük seviyorsanız o şekilde de bırakabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz daha az su ilave ediyorum. Çok fazla su eklemeyin. Bu sefer çok sulanıyor. Kapağı kapatıyorum. Ocağa götürüp pişiriyorum. Bir tencereyi arka tarafa alıyorum. Altını açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirip altını kapatacağım. Çorbayı yapmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Kettle'da kaynattığım suyu içerisine boşaltıyorum. Altını da yakacağım. Su kaynamaya başladı artık. Yarım su bardağı erişte atacağım. Eğer böyle evde kesilmiş erişteniz varsa çok daha güzel oluyor. Benim şu an kalmadığı için böyle hazır erişteden kullanıyorum. Altını kısıyorum. Bu burada haşlanırken ben hemen sosunu hazırlayayım. Yoğurdumu çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi zamanda durdukça muhakkak sulanıyor. Şimdi bu suyunu ben çorbalara kullanıyorum. Alacağım suyunu. Çorbanın sosunu hazırlayacağım. Yoğurdunda tarifi kanalımda var. Hemen hemen bir 5 yemek kaşığı kadar yoğurt yeterli. Hatta 6 yemek kaşığı daha iyi olacak. Önce bir çırpayım iyice. Çırptıktan sonra 1 adet yumurta sarısı. 1 yemek kaşığı çok aşırı tepeleme olmadan un. Bunları çırpacağım şimdi. İyice unu içerisinde dağıtıyorum. Çorbanın suyundan bir kepçe ilave edeyim. Yoğurt ılıklaşsın ki çorba kesilmesin. Hem onun sıcaklığıyla un daha iyi karışıyor. Erişteler pişmeye başlamış. Çok aşırı derecede pişmesine gerek yok. Çünkü yoğurtla birlikte de bir süre kaynatacağız. Yoğurtlu karışımımı yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir taraftan da karıştırıyorum. Kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayın, kesilmesin. Altı yüksek ayarda. Kaynamaya başladı. Bir 10 dakika bu burada kaynasın. Ben o arada üzerine yağ ile nanesini hazırlayayım. Tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakacağım. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını içerisine koyuyorum. Yağ eridikten sonra 1 yemek kaşığı naneyi içerisine ekliyorum. şöyle bir karıştırıp kapatacağım. Çok fazla yakmayacağım. İçerisine boşaltıyorum. Çorbanın altı hala yanıyor. Kaynarken yağı dökün. Daha güzel yağını içerisine çekiyor. Artık altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra tuzunu ilave edeceğim. Çorbam hazır. Kapağını kapatayım. Çorbam kenarda beklesin. Hemen patlıcanlara bir bakacağım. Patlıcanı fırından çıkardım. Ve 10-15 dakikadır da fırının içerisinde bekliyordu. Gördüğünüz gibi şöyle baktığınız zaman pişip pişmediğini anlayabiliyorsunuz. Çok fazla bekletmeden soyacağım sıcağıyla. Uç kısımlarını bir bıçakla çizik atıp soyabilirsiniz. İsterseniz de bir poşete geçirin sıcağıyla. Beklerken de çok rahat soyuluyor. Kabuklarını soyduktan sonra artık patlıcanları ince ince doğrayacağım. Önce bir şöyle iri doğrayayım. Ondan sonra bıçakla hızlı hızlı ezerek devam edeceğim. Patlıcanı yeterince ezdim. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde içerisinde iri iri kalmasın. İyice ezilsin. Şöyle bıçakla vurarak yaparsanız sıcağıyla hemen eziliyor. Şimdi artık bundan sonraki yapacağım işlem ocağın başında. Öncelikle eti birazcık pişireceğimiz için et sotesi kısmını hazırlayayım. Ocağın altını yakıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Sıvı yağ da koyabilirsiniz isterseniz. Hiç fark etmez. Yağ eridikten sonra 1 adet orta boy kuru soğan, bir tane de sarı biber koyuyorum ben. Yeşil biberim kalmamış. Bu esnada 2 tane yeşil biber doğrayabilirsiniz. Eğer etinizi düdüklüde pişirmeyecekseniz ilk önce tencerenin içerisine etini alın. Suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ondan sonra soğanlı yağını koyun. Ben eti öncesinde pişirdiğim için ilk önce soğanları kavurup etleri atacağım. Soğanlar yeterince kavruldu artık. Etleri süzerek ilave ediyorum. Suyunu dökmeyeceğim. Tekrar gerisi kalan suyu tekrar koyacağım. Şekilde bir 2-3 dakika kavurdum, yeterli. 2 adet orta boy doğradığım domatesi ilave ediyorum. Çok doldurmadan 1 yemek kaşığı da domates salçası. Bir süre kavurduktan sonra pul biber birazcık, tuzunu ilave ediyorum. Eğer etinizi pişirmeden, yani düdüklüde pişirmeden yapacaksanız tuzunu en son atın. Yani etiniz piştikten sonra. Birazcık da kekik ilave edeceğim. Karabiber. Baharatları tamamen damaklarınıza göre ayarlayacağız hepsini. Ben buradaki et suyunu geri içine ilave edeceğim. Hemen hemen 1 su bardağı et suyu anca vardır. Şimdi etin pişme durumuna göre gerekirse su ilavesi yapabilirsiniz. Ben yarım bardak daha su ilavesi yapacağım. Şimdi kenara alacağım. Böyle iyice suyunu çekene kadar pişireceğim. O arada et de pişecektir. Kapağını kapatıyorum. Şimdi patlıcanları hazırlayacağım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altı yanıyor. 1 yemek kaşığı tereyağı. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağ eridikten sonra 1 yemek kaşığını şöyle göstereyim. Çok doldurmadan un. Biraz unu kavuracağım. Böyle hafif bir kokusu çıksın. Bu esnada ocağımızın altını kısa alın. Un kavrulduktan sonra yarım su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir taraftan da hızlıca karıştıracağım. Biraz daha süt ilavesi yapacağım. Hemen hemen bir su bardağı kadar. Hızlı hızlı karıştırıp içerisindeki topaklıyı dağıtıyorum. Eğer böyle topaklanırsa hemen altını kapatın, karıştırın, o dağılacaktır. Altı kapalı şu anda. Hemen patlıcanları katacağım. Şimdi tekrar altını yakıyorum. Unun biraz topaklanmaya başladığı için ben altını kapattım. Sizler de zapt edemezseniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Karıştırıyorum. İki adet sarımsağı iyice dövdüm. İçerisine de 2-3 yemek kaşığı kadar su ilavesi yaptım karışması için. Sarımsağı böyle iyice dövülsün diye dövecekle dövdüm. Sarımsak bu tarifin olmazsa olmazı. Çünkü patlıcanın en büyük lezzetini veren sarımsak. İyice sütünü çekti. Gördüğünüz gibi dibine tutmaya başladı. Bu esnada artık tuzunu, baharatlarını ilave edebilirsiniz. Bir miktar tuz. Biraz da karabiber ilave edeceğim ben. Sürekli ara ara şöyle kaşığınızın arkasıyla ezin, iyice ezilsin. Tam piştiğinden emin olduktan sonra kaşar rendesini koyuyorum. Hemen hemen bir kase diyebilirim. Karıştırıyorum. Artık ocağın altını kapatabilirim. Kapağını kapatıyorum. Tencerenin içerisinde kalsın. Çünkü et pişene kadar soğuyabilir. Tekrardan ısıtabilmeniz için tencerede kalsın. Ben o arada hemen hızlıca bir salata yapacağım. Neler kullanacağım? Bir miktar kıvırcık, bir tane domates, yarım turpum büyük olduğu için yarısını kullanıyorum. Bir tane havuç, bir adet salatalık, limonu da sıkmak için kullanacağım. Bu kadar malzeme kullanacağım. Havuçla turpu rendeleyeceğim. Diğer malzemeleri normal bir şekilde doğrayacağım. Çok fazlasıyla salata tarifim olduğu için çok ayrıntılı anlatmaya gerek yok. O yüzden hızlı bir şekilde yapıp salatayı hemen bitirmek istiyorum. Yarım limonu sıkıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tuzu da ekliyorum. Karıştırıyorum sosu. Üzerine gezdiriyorum. Karıştırıyorum salatayı. Karıştırdıktan sonra bir servis tabağının içerisine alıyorum. Salatam da hazır. Yemeklerimin hepsi hazır. Artık servise geçebilirim. Kabareyi iyice yakınlaştırdım. Şimdi artık servise geçebilirim. Patlıcanı şöyle en alta koyuyorum. Ben böyle uzun bir tabak tercih ettim. Çünkü servis etmeyeceğim herkese ayrı. Yani porsiyon halinde değil. Ben bunu böyle hazırlayıp ortaya koyuyorum. Herkes tabağını istediği gibi alıyor. Sizler isterseniz porsiyon halinde de servis edebilirsiniz. Üzerinin etlerini de böyle hafif birazcık süzdürerek koyacağım. Yemeğin birazcık kenarından alayım. Üzerine ben birazcık da maydanoz süsledim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Etleri de gayet güzel pişti. Hemen şöyle çorbanın kıvamını da bir göstereyim. Aklınıza bir şey takılmasın. Gördüğünüz gibi çok fazla, öyle çok aşırı derecede erişte yok içerisinde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.